Öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bugün de Diyarbakır'dan gelen haber, haberimizle birlikte, açıklamalarla birlikte neydi? 17 ila 18 Haziran'da gerçekleşecek YKS'de Diyarbakır'dan yaklaşık 40 bin öğrenci katılacak. Ankara, Sivas, Antep gibi farklı illerde sınava girecekler ancak ÖSYM'nin bina kapasitelerinin yetersiz olması gerekçesiyle aldığı kararlara ise tabii tepkiler sürüyor. Artı TV'ye konuşan Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Zülküf Güneş bu öğrencilerin yeni bir planlamayla Diyarbakır'da sınava girmesi mümkün diyor. Diyarbakır'da 40 binine yakın öğrencimiz Diyarbakır dışındaki sınav merkezlerinde sınava girmek zorunda bırakıldı. 17-18 Haziran'da yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek birçok öğrencinin sınav yerleri başka şehirlere verildi. Karara tepkiler sürerken Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Zülküf Güneşte yetkililere çağrıda bulundu. Öğrencilerin Diyarbakır'da sınava girmelerine ilişkin yeni bir yapılandırma için eğitim sen olarak elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Daha 15 gün süre var. Bu 15 günlük sürede ciddi bir planlamayla 190 bin öğrencinin tamamı Diyarbakır'da sınava girecek şekilde bir planlama yapılabilir. Dış ilçelerin merkezlerinde, yakın köylerde, ana arterlerin bulunduğu güzergahlarda bulunan köy okulları ve merkezde bulunan özel okullara, özel eğitim kurumlarına ait binalarda gayet bu sınav yapılabilir ve buralarda sınav merkezleri güvenli bir şekilde yapılabilir. Biz eğitimsel olarak bu süreçte ne gerekiyorsa bu sürece hazırız ve elimizi taşın altına koyacağız. Öğrencilerimiz yeter ki mağdur olmasınlar. Bu süreçte öğrencilerimiz zaten yeteri kadar hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak yoğunlaşamadıkları için zaten sınavlara yeteri kadar hazırlanamadılar, hazırlık yapamadılar. De il dışına sınav merkezlerinde sınava girmek zorunda kalmaları tabii ki ciddi anlamda bir stres yarattı. İki gün sınava girme, girmek durumda olan öğrencimiz üç gün boyunca konaklamak zorunda kalacak. Gittiği iklime, gittiği işte hava durumuna, oradaki ruh haline, bunların bütününün sınava yansıyacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Bu sene 190 bin ulaşan başvuruyla Diyarbakır'da YKS sınavına rekor katılım olacak. Güneş sınava bu düzeyde katılımın temelinde işsizliğin olduğunu belirterek eğitim sisteminde krize yol açan uygulamaları eleştirdi öğrencilerin eğitim hayatlarının ilgi, alaka, yeteneklerine göre kendilerine uygun bir mesleklere yerleştirilmesi önerisinde bulunuyorduk. Geldiğimiz noktada da sınav merkezli eğitim anlayışının nasıl krizlere sebep olduğunu bugün hep beraber görüyoruz. Güneş bu sene ilk defa sınava girecek öğrencilerinse Diyarbakır'da gireceğini söyledi. ÖSYM ise YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını duyurdu.